Ankara'daki ilk günümüzde Berfin Gelin'in sunum masasındayız. Masanın genelinde sunum tabakları yerine cam fırın kapları kullanmayı tercih eden gelinimiz, birbirinden enfes ikramlıklarıyla göz dolduran bir sofra hazırlamış misafirlerine. Geleneksel çay saati ikramlarının yanında yöresel tatlarla da sofrasını donatan Berfin Gelin, bakalım sunum masası için nasıl yorumlar alacak? Berfin Gelin'in sunum masasındayız. Berfin'cim, neler hazırladın kendi ellerinle? Vallahi aslanım, yaprak sarması, paçanga böreği, makarna salatası, poğaçam, böreğim. Orada farklı kapya biberli bir kızartma mı? Kızartma, üzeri harici olarak bezelyeli güzel bir meze. Sonra fırına mı verdin onu? Evet, evet, fırına verdim. Kalem böreğim var, Ankara tavam var, onları ben yaptım. Çorum mantım var, onu ben yaptım. Yöresel de es geçmedi. Evet, tabii Tebrik ki. Tebrik ediyorum seni. Bu Çorum mantısı mı? Evet, o Çorum mantısı. Kayseri mantısından farkı ne? Bu Çorum mantısının aslında hanım, öncesinde kıymayı kavuruyoruz. Daha sonrasında içerisine salçayı koyuyoruz. Sonrasında sıcak su ekliyoruz. Sıcak su ve salça, kıyma özendikten sonrasında bizim Çorum'da yaptığımız mantı kavrularak yapılıyor. Yani onu fırınlıyoruz. Diğer mantılar gibi içine koymuyorsunuz. Koymuyoruz. En son su kaynadıktan sonra mantımızı koyuyoruz. Şiştikten sonra çorbamsı bir kıvamlı ikram edip yiyoruz. Ay, ellerine sağlık bir tanem. Şu nedir ve hangi yörenindir? O babiko. O bizim Erzincan yöremize ait bir yemektir Aslı Hanım. İçinde ne var öyle? Ekmek mi? İçerisinde kendi ekmekleri var özel olarak. Yanında da yoğurdumuz var. Yoğurdu üzerine ayran olarak yapıp döküp o şekilde sarımsaklı yiyoruz. Sarımsaklı mı? Normalde sarımsaklı yapıyorum. Ben bugün özel sarımsaksız yaptım sizin için. Evet. Rahatsız olan varsa diye. Çok bu şekilde. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ol hayatım ve hoş geldin diye bir... Ne yazıyor orada? Evime hoş geldiniz. Gelin eve yazılı bir pasta yaptırdım kızlar sizlere. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür değil mi hep birlikte? Peki, ellerine kollarına sağlık. Safiye'cim, senden başlayalım. Nasıl buldun sunumu? Ben tabaklarını beğendim. Kaşıkları ve bardakları gayet uyumlu. Ama servisleri çok farklı. O konuda bir şey var, eksik var. Bir de servis kaşıklarının tahta ve plastik olması dikkatimi çok çekti. Ha, şunlar mı? Şöyle göstereyim. Bu mu hayatım? Evet, bunlar. Yani kaşıklar gold gayet şıkken bunlar biraz... Olmamış diyorsun. Aynen. Evet. Evet, siz de mi aynı fikirdesiniz hanımlar? Evet, aynı kaşıklarda ben takıldım. Yoksa güzel masa. Hangi kaşıklarda takıldı? Tahta servis. Kaşıklar, servislerde evet. O kadar. Gerisi tamam mı? Gerisi güzel bence. Gerisi güzel, evet, canım. Ama mesela ben şu peçetelerden takıldım yani. Ha. Normalde bizim şeyde restoranda bir de düğünlerde falan kullanılıyor. Yani bunları. Bunlar. Yani böyle evin içinde misafir bir şeyler. Bu tarz peçeteler görmüyorsunuz. Yani bizi kendimizi seçmiyoruz böyle yani. Çok abartılı şey. Abartılı buluyorsunuz. Evet, abartılı oldu. Abartı mı sizce? Yani davet sofrası için bence abartı değil. Bu misafir için bir özendir diye düşünüyorum. Evet, mesela Safiye aynı. Bu şekilde yani düşünüyor. Aynı. Son yıllarda özellikle evlerde de Türkiye'de baya fazla kullanılmaya başladı. Çünkü insanlar en şık halleriyle birbirlerine yemeğe gittiklerinde bu şekilde işte koymak istiyorlar ki işte üzerine damlamasın diye. Ya da sen ne düşünüyorsun? Ev sahibimiz, sana diyorum. Şimdi ben yorumların hepsini toplayıp öyle cevap vermek istedim Aslı Hanım. Yok, evet. Ver şimdi cevap sen. Hemen vereyim. Açıkçası ben bu konuda Safiye'ye katılıyorum. Bu tamamen bir özendir. Gelen misafirimize karşı bir saygıdır. Şu anda da biliyorsunuz ki günümüz gelinlerinin hepsinde böyle bir masa örtüsü ve peçetelik vardır diye düşünüyorum. Harici olarak bunlara gelirsek de çeşitlilik fazla olduğu için yaklaşık 22 ya da 23 çeşit var. Bunların hepsine belirli oranda bir gold çerçeveli ya da hani masaya uygun bir şey bulamazdım. Öyle bir imkanım yok. Olabilenleri ve dışarıdan da dediğim gibi işte babikoyu halam yaptı, Çorum köftemi komşum yaptı. Ya da birçok yerde bana yardımcı olan şeylerde olabilenleri kullandım. Doğrudur. Onun haricinde de masam genel olarak yine gold cam ama buraya bir gümüş servis takımı koysaydım bence daha fazla eleştirilirdi. Evet. En azından ne olursa olsun bambu saplı. Plastik demeyelim de ne diyelim, bu nedir?
plastik bence o yani. Plastik evet. Diyemeyiz. Hani sapı bambu olabilir ama bence uç kısmı plastik. Silikon. Ha silikon. Evet silikon. Silikon. Evet. Bunun şimdi alt kısmı bambu ama üst kısmı silikon olduğu için açıkçası kullanım olarak daha iyi. Şey için bunları tercih ediyorlar hani çizmesin diye. Evet. Öyle değil mi kapları tavalarda genelde tercih ediliyor aslında. Silikon tercih ediliyor evet. Hani burada daha böyle gold tarzı bir sunum almak için beklerdik. Ama şey diyor çeşit çok fazla olduğu için servis, kepçe ve maşasını açıkçası bunlardan koymayı tercih ettim diyor. Doğru evet. mu? Masasında genel bir uyum vardı. Takıldığım aslında sadece kaşıklardı. Kaşıkların evet ahşap kısmı uyumlu ama plastik kısmı siyah olduğu için aslında masadaki uyumu ortadan kaldırdı. Dediğim gibi aslında gümüş olsaydı evet gümüş takımım da var. Belki hani biraz daha şu gold olduğu için sırıtabilirdi. Bunlar biraz daha hani belki bütünlüğü... Öyle mi diyorsun? Gelin ışıklar hani bolsa da hani o konuda doğru söylüyorsunuz ama en azından sağlık açısından daha iyi. Çünkü ne kadar yemeği yaparken sağlıklı bir şekilde kullanıyorsak yemeği koyarken de kullanabiliriz. Belki renk olarak beyazını kullanmış olsaydın daha az eleştirilebilirdi. Evet. Beyazım yoktu, siyahım vardı. Ben de bu şekilde kullanmayı yani, tercih ettim. Çoğu yerde aslında bulabileceğin bir şey bu. Ama bir takımım varken artı bir beyaz takıma ne gerek var diye düşünüyorum. Sunum yaptığımız İsraf. İçin görselliği bozmasın diye. Evet, israf da yapmamak lazım tabii diyorsun. Ki. Bunlar genelde hani dediği gibi mutfakta kullanılıyor ama lazım ya bu sunumda da gerekiyor. 3-5 bir maşa servislik gerekiyor. Aslında şöyle bir durum var. Bunu söyleyeyim. Ben geçen hafta program olacağından dolayı aynı takımın servis takımlarını aldım. Fakat o sırada kuzenim makineye attığı için hepsi kaplamasından ayrıldı. Aa. Öyle bir olay da yaşadığım için kaplaması Ay, atmış bir şey de önünüze getirmek istemedim. Tekrardan bir şey de almak Ay, istemedim. O yüzden de elimde olanları bu şekilde kullandım. Bardaklarını ben çok sevdim açıkçası. Gold. Genelde hep bu altını şuralarda görmeye alıştık ya. Gold bunun bu kaldım. Şekilde olması çok güzel olmamış mı? Evet. Evet altı daha güzel. Ne bir fiyatı? Aslı Hanım bu takımı 12 kişilik olarak aldım. 6000 TL'ye aldım çünkü bu özellikle bu tam makineye atıldığında hiçbir şekilde belli. Çıkmıyor kızlar altına. Güzel oldu. Yani kaplama bir ürün değil tamamen kaliteli bir ürün. Baksanıza buralarında da var ya. Evet. İşte bu hep para. Şu. Ve zam geldi bunlara. Evet. Altın. Evet. Aynen öyle. Peki. Evet hanımlar devam edelim. Ben şunu buradaki dedim, ince dedim. Detayını pek beğenemedim çünkü bunlar gold olduğu için ince biraz sanki şuralardaki gümüşlükler sırıtmış gibi geldi. O gümüşlüklerde de taş var onu da kendi tacımla ben birleştirdim o yüzden onu o şekilde kullandım. Tacına uygun peçete yüzüğü. Tabii. Enteresan. Evet. Bir de pastanın altındaki... O kutu bence görselliği çok bozuyor. Normalde onu çıkartacaktım fakat hani çıkartırken belki dökerim, dökülür ya da sağ solumda bir şey olur diye hani kıyamadım açıkçası. Hani bir şey de yapmak istemedim ondan dolayı o şekilde koymak zorunda kaldım. Bence pasta için risk alabilirdin. Evet hani bozulmasın bir emek var ortada diye düşünmüşsün ama yine de görsellik olarak hiç hoş gözükmüyor. Ya da yapan pastaneden rica edebilirdin altına gold parlak. Yine daha tabakta koyulabiliyordu. Evet, evet bunu doğru. söyleyebilirdin ya da direkt orada pastayı alırken kendin de görmüş çünkü olabilirsin. Çünkü gold seviyor aslında. Evet. Gold sevdiği Aynen. için. Kendin pastaneni alırken de söyleyebilirdin. Ne seviyor? Bence. Gold. Gold seviyor. Gold seviyor. Gold seviyor. Gold'un bütün gelinler kullanmayı seviyorlar Türkiye'de. Ama bugün göremedim şaşırdım. Bence kendi gold'u benim kadar çok seviyor. O yüzden görmek istedi fazlasıyla. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu pastaneden sürekli bu pastaları yaptırıyorum. Ve hep normalde yuvarlak şekilde gelir. Bugün ilk defa kare geldiği için zaten ben bu riski alamadım. Yani ilk günün ya da evimin günah ya da nazarı çıktı diyelim. Öyle anlamlandıralım. Çok güzel bir pasta. İstiyorsanız deneyelim. Çıkarsın ayıbı. Deneyelim. Bende hiç sorun yok. Gerçekten. Ama bunun için bir spatula lazım ki kaldırabilelim. Yani şöyle yapınca böyle şöyle böyle olmuyor mu? Hani mesela şu bıçakla bu kadar havadan yapma bence. Öyle kaldırmadan değil de iterek mi? Şöyle bir destek. İsteyince i̇şte oluyormuş demek ki. Demek ki istememişim. Tebrik ediyorum.
Ay hakikaten daha güzeldi. Bence daha... yani pastanız daha şık gözüküyor. Şık gözüküyor gerçekten. Bunun etrafına mesela taze çiçekler de koyabilirsin. Evet. Veya bir aksesuar, çikolata vesaire. Çok güzel. Ya işte sunum ne kadar önemli değil mi? Evet. Yani sunumda sınır yok. Açıkçası işte fikirler böyle güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ederim. O zaman kes bari gelinin pastasını da hoş geldiniz deyip kes gitsin. Kızlar hepiniz evime hoş geldiniz. Hoş çok güzel oldu, yorumlar ve güzel puanlarla beraber pastamı kesiyorum. İnşallah. Evet. Peki çeşitleri nasıl buldunuz? Yeterli mi bir misafir için? Yani bana göre yeterli ama siz ne düşünürsünüz? Mesela Ankara simiti de var, gördüm orada. Evet. Gördük. Benim için çok fazla. 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 Evet. Demek ki senin gününde biz aç kalacağız. Vallahi gibi. Vallahi aç kalacaksınız. Bu bir misafirperverliktir çeşitler bence. Çeşitler birazcık böyle beş çayı çeşidi gibi olmuş. Onun için biraz... Mantı dolma bir şeyler. Mantı dolma. Yani çok fazla. Evet. Havuç tarhana. Hepsi dolma. Beş çayı gibi. Bu beş çayı mı gerçekten sadece? Gerçi artık beş çayında her şey yapılıyor değil mi? Yani hem yapılıyor hem de şöyle bir durum var. Sen beş çayı olarak görebilirsin. Sen normal akşam yemeği. Çünkü Halep dolmamız var orada. Kuru biber dolması beş çayında ikram edilmez. Mantımız var. Babiko yemeğimiz var. Ankara tava gibi bir yemek yaptık. Yaprak sarması... Hani Çorum köftesi aynı şekilde arkadaşlar. Çeşitlerin çoğu yani kısırdır, havuç tiratordur, Rus salatasıdır, patates salatasıdır vesaire. Beş çayı şeyleri yani. Çok. Yemek masası biraz arada kalmıştı. Yani akşam çayıyla çay saati arasında kalmıştı. Sence ne olmalıydı Hilal? Daha böyle ana yemek tarzında da bazı şeyler hani Ankara'ya yöresel olarak da yapılabilirdi. Aynı masanın yöresel yani masanın üstünde çok fazla var. Bir de mesela ben mesela bir tane börek aldım. Yeter benim. Yani hepimiz yeter için diyorsun. Yani yetmeli yeter diyorsun. Yetmeli yani. Ay böyleyiz ama... biz ya. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yapıyor, yapıyor. Şimdi o da kalacak şimdi. Yani biraz abartılı yani. Türkiye'de böyle değil mi? He, Türkiye'de çok yani. Senin arkadaşların gidiyor musun eve böyle beş çayıdır? Gitmiyorum yemektir. Çünkü kilo almak istemiyorum açıkçası. Evet çünkü bir sürü yani. Çok olamaz. Çeşit olunca kilo alıyor insan. Kilo alacaksın yani bunlar hepsini düşün yani. Formuna dikkat ediyorsun tabii. Teşekkür ederim. Evet. Yani benim için çok. Peki. Evet 50.000 TL'yi bu masa hak eder mi? Yok. Hak yok. Eder. Bence hak eder. Gayet özenli bir masa olduğunu düşünüyorum. Ufak tefek bir eksiklikler var ama o da yani görülmese bile olur. Yani olur. Yeterince çeşit var. Evet yemek bakar. Takımının fiyatını öğrenelim mi? 14.000 lira. 14.000 TL şık. Evet şık. Güzel bir ve uyumlu. Çatal kaşıklar. Çatal kaşıklarımı da 2.000 liraya aldım. 12 kişilik komple takım. Çok güzel hayatım. Evet. Bence burası çok şık olmuş yani. Evet. Ne derseniz. Modası geçmeyecek diye. Bardaklarla birlikte bence fevkalade şık, kibar ve uyumlu. Evet. Masa örtünde krem rengi. Bence temiz mis gibi bir masa. Kağıt peçeten de var mı? Tabii o ön grupta. İçecek aslanım. Çayın var sanıyorum. Bir de limonata. Evet limonata yaptırdım. Yanında bir şey daha var? Su mu? Yanında da yeşil çaydan yaptığım soğuk bir içecek aa, var. Aa nefis. Sunumda senin içtiğin şey. Evet evet o aslanım. Çok teşekkür ediyoruz.